Arkadaşlar gümüş Yetişim'den herkese merhabalar. Bugün ikinci el cihaz alırken dikkat edilmesi gereken konuları işleyeceğiz. Bir telefoncu gözüyle ikinci el telefonları biz nasıl alıyoruz ve müşterilerimize nasıl sunuyoruz. Onu anlatmaya çalışacağız hep beraber. Arkadaşlar şu an en büyük cihaz 8 Plus. 64 GB bir cihaz. Bu cihazların fiyatları çok yüksek olduğu için detaylı bir inceleme yapmak zorundayız. Çünkü bir parçasında veya bir yerinde arıza olduğu zaman bu büyük miktarlara neden oluyor. O yüzden incelemesini çok daha fazla yapıyoruz. Bu normal cihazlar gibi değil. Yani i̇şte Samsung'un J7 Prime gibi veya J7'si veya NG gibi e, düşük miktarlardaki cihazlardan değil. O yüzden daha fazla inceleme yapıyoruz. Öncelikle bir telefoncu olarak cihazı aldığımız zaman e, müşteriye fiyat vereceğiz. Ve bu fiyatı vermek için en doğru rakamı vermek için öncelikle bir cihazı inceleriz biz. Cihazının kutusunun faturasının olup olmadığını sorarız. Neden diyorsanız böyle cihazlar dediğim gibi fiyat yüksek olduğu için müşteriye daha cazip gelmesi için de bunu fiyat önce kutusunu faturasını sorarız. Öncelikle yaptığımız tek işlem şudur. Yıldız kare 0 6 kare yaptığımız zaman cihazın e-mail'i çıkar. Biz bu e-mail'i öncelikle E-devletten sorgulamasını yaparız. Cihazın çalıntı olup olmadığı veya kayıt dışı olduğu veya yurt dışından geldiği hepsini burada görürüz. Ona göre fiyatlandırmaya başlarız. İkinci hususumuzda e, cihazın kasasına bakarak buradaki işte hani deformeleri inceleriz. Çünkü bir malı satacak olan kasanın e, iyiliğidir. Ona göre değerlendiririz. Öteki türlü yani e, fiyattan düşüyoruz. Diyelim ki bu cihazın bugün güncel fiyatı 3600 civarı 3800 temizliği ve garantisi değişiyor. Bu cihazın garantisi varsa ki var diyelim. hani şu an alış fiyatı 4300 liradır bu cihazın. Ama şöyle baktığın zaman bu cihazda hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama halbuki var. Şu cihazın tam şu noktasında bir ekran çatlakla görülüyor. Siz orada net görebiliyorsunuz bilemiyorum ama. Buradan tam bir çatlaklık gözüküyor. Bu çatlaklıklardan dolayı tabii ki bu, fiyat, bu cihazın fiyatı düşüyor. Mesela biz bu cihazı aldığımız fiyat 4000 lira. Neden? Çünkü ekran fiyatı düşmek zorundayız. O yüzden buna dikkat edilmesi hususunda dikkat edin. Öteki türlü cihazın kasına baktık, e sorguladık, herhangi bir sıkıntı yok. Müşteriye bu şekilde fiyat veririz. Kamera, ses, hoparlör bu cihazda da çok önemli. O yüzden onları da tek tek inceliyorsunuz. Cihazı alırken e, müşteri geldiği zaman biz öncelikle müşterinin öncelikle bir tipine bakıyoruz. Yani tip derken şöyle yani hani bu güzellik çirkinlik algısı değil. Hani e, toplumumuzdaki insanların çoğunda hani var olmayan yok yani hani hırsızlık olayında hani bir değerlendirme yapıyoruz. Ön inceleme aslında budur. Ondan sonra müşteriye biz fiyat vermeye başlıyoruz açıkçası. Yoksa öteki türlü hani müşterinin hal ve hareketleri hoş değilse zaten o cihazı biz hani para kazanacağımızda da bilsek almıyoruz. Çünkü ilerleyen zamanda da sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden cihaz alırken bunlar bu e konulara dikkat edin. Letko'dan sahibinden bu cihazları alırken müşterini önce bir değerlendirin kendi gözünüzde. Ondan sonra bu cihazları almaya bakın kutusunu faturasını kesinlikle sorun. Kutusuz faturası cihazlarda ha anlayabilir mi kutusuz faturası cihaz? Anlayabilir ama dediğim gibi ön incelemenizi yapın, ondan sonra deneyin. Öteki türlü yani sıkıntı yaşayabilirsiniz, başınız ağrıyabilir. Çünkü biz burada çok şeyle karşılaşıyoruz. Ee, telefon alıyor müşteri mesela yani kendi anlattı. Telefon alıyor, geliyor ve telefon çalındı çıkıyor ve kişinin üstüne kalıyor. Ve 3 yıla kadar bunun hapis cezası var. Hani değer mi bilemiyorum. Ama öteki türlü telefonculardan aldığınız zaman karşınızda bir muhatap olacağı için e, her zaman daha güvenli oluyor. Hani Letgo'da sahibinden de tabii daha uygun alabilirsiniz. Belki 200 lira, 300 lira daha uygun alabilirsiniz. Ama bu konularda, bu hususlarda dikkat edin. Cihaza baktığınız, iyice inceleyin. Acele etmeyin bu konuda. İlla ben bunu 200 lira, 300 lira düşün alıyorum. Bir şey olursa falan diye düşünmeyin. Çünkü e, geleceğiniz hakkında da sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ikinci el cihazlarda mümkün olduğunca tepkili olmaya davranın. Bu cihazı 7 Plus. Ee, bu cihazında mesela biz aldığımız zaman e, biliyorduk an hani sıkıdan tek tek çözüyoruz zaten. Bir de şöyle bir durum var. İkinci cihaz aldığınız zaman bu cihazın içine açamıyorsunuz. Çünkü size müşteri satıp satamayacağı belli değil. Yani sattığınız hani yani biraz da bu cihazlar kupon. Yani iyi de olabilir, kötü olabilir. Mesela şu iPhone 7 Plus cihazında normal şartlarda da, şu anda ekranda hiçbir şey gözükmüyor, değil mi? Ama şöyle beyaz ekranı açıyorsunuz. Açtığınız zaman şurada bir sarartı var. Görüyorsunuz değil mi? Mesela bu aynı şekilde de S serilerinde de geçerlidir. Dediğim gibi özellikle S serisi cihazlarda ve Samsung'un S serisi, S6, S7, S8 bunlar ekranları çok yüksek miktarlara çıkan bir cihazlar. O yüzden o cihazları alırken mümkün olduğunca beyaz ekranı açın ve beyaz ekranı açtığınız zaman ee, burada cihazın arkasında klavye izi geçmiş olabiliyor. Veya ekranda e, soğukluk olabiliyor. Ekran zaten değiştiyse ekranda soğukluk vardır. Bu kendini belli eder yani. Belki alacağınız kişi de bunu bilmeyebilir. Neden? Çünkü ikinci el almıştır. Hani bilmeyebilir yani. Dediğim gibi buralarda soğukluk olur, ekranda kızarma olur. Hani böyle konularda bu cihazlara girmezseniz sizin için daha kârlı olur diye düşünüyorum. Onun harici sormak istediklerinizi bize yorumlarda e, bildirin. Biz de yardımcı olmaya çalışalım mümkün olduğunca size böylelikle siz de zarar etmez etmezsiniz. Eee karlı bir alışverişiniz olur umarım. Ee, mümkün olduğunca dediğim gibi tanıdık ve bildiğiniz yerlerden alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü muhatap bulamazsınız öteki türlü. Arkadaşlar ikinci elci cihazlarda size yar, umarım yardımcı olmuşuzdur. Ee, gerekenler bunlar. Bunlar dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız e, ee, dediğim gibi hani biri tanıdık birindik yerlerde ikinci el cihaz almak, alması daha mantıklı çünkü karşınızda bir muhatap bulursunuz öteki türlü muhatap bulamazsınız dediğim gibi bu hırsızlık olaylarından dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz bu konuda dikkat ediniz ee, sayfamızı beğenip paylaşırsanız e, yorum atarsanız çok seviniriz herkese iyi günler diliyorum teşekkür ederim